Abdülhamit döneminden birkaç ilan ve reklam gösterecektim. Bakayım. Burada yazan yazı şarap ve biranın zararlı olduğunu söyleyerek okuyorum. Abdülhamit döneminde ait bira afişi görülen. Hararetinizi def etmek isterseniz, mikroplu sulardan korunmak isterseniz Bomonti birası içiniz. Bomonti bira fabrikası mamulatı İstanbul'da evlere teslim olunur şeklinde bir ilan vermiş. Buyur. Evet. İşte Abdülhamit'in devri. Su yerine bira için. Evet. Su yerine bira için diyor. Evet. Yine başka bir ilanda. En nefis ve lezzetli Bomonti birası. Feriköy'deki fabrikada her gün 1 milyon 800 bin litre bira vardır. Lezzet, keyif, defi hararet. Yani hararet giderici diye ilan vermişler. Of. Defi hararet. Abdülhamit'in bilgisi dahilinde. Evet. Abdülhamit'in yönetiminde oluyor bunlar. Yine bir de şarap ilanı vardı. Fevkalade Dimitro Coppola şarapları, kuruluş tarihi 1883, Abdülhamit dönemi. Galata'da. Dimitri Kapulo şarapları. Kendi de içiyor, millete de tavsiye ediyor. Evet. Millete de içirttiriyor. Ümmeti Muhammed büyük bölümü şarapçı olmuş. Evet. Rakıcı, şarapçı, biracı olmuşlar. Evet. Ve darvinist yapıyor. 98 bin altın. Bir kamyon altına. Yine bir resim daha gösterecektim. Beyoğlu'ndaki ilk genelev Abanos Sokağı'nda kuruldu. Bu resimde görülen. Bu genelevden sonra Abdülhamit döneminde Zürafa Sokak'ta genelev hala faaliyet gösteriyor. Kısa sürede Galata'daki genelev sayısı 100'ü buldu.